Merhaba değerli arkadaşlar, bir canlı yayınımıza daha hoş geldiniz. Ben Oktay Özdemir. Evet, yasa bildiğiniz gibi Almanya vasıflı nitelikli göç yasası artık yürürlükte. Bunu söylemekten e, bıkmadık, söylemeye devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi Almanya nitelikli göç yasası e, bir, Almanya'ya gelmek için, ge için geçerli. İki, Almanya'da mülteci olarak bulunanlar için geçerli. Yani Almanya dışında sadece Türk vatandaşları için değil. Almanya'nın dünyanın 173 ülkesinde temsilciliği var. Dolayısıyla dünyanın bütün ülkelerinden Almanya'ya gelmek isteyen nitelikli insanlar için bu yasa geçerli. Ama bununla beraber Almanya'da bulunan mülteciler için de geçerli. Ama hangi mülteciler? 29 Mart 2023 tarihinden önce Almanya iltica başvurusu yapmış. İltica süreci devam eden ya da ilticadan ret almış, mahkemeye itiraz etmiş, mahkeme süreci devam edenler için geçerli. Bakın. Ya ilticası devam edecek ya da mahkemesi devam edecek. Bu süreçte 29 Mart 2023'ten önce gelmiş olacak. 2023 yani 29 Mart 2023 tarihinden sonra gelenler için istedikleri kadar çalışsınlar. İstedikleri kadar ben Almanya'nın ekonomisine katkı sağlıyorum. Bir kuruş devletten yardım almıyorum. Sosyal yardım almıyorum. Vergimi veriyorum desinler. Yol yok arkadaşlar. Çalışma yoluyla Almanya'da kalma şansları kesinlikle yok. Sadece kanun diyor ki o bağlı bulunduğu bölgenin en üst makamı bu. O bölgenin eyalet bölge başkanı, yani başbakanı, eyalet bölge cumhurbaşkanı, eyalet bölge başkanı, işte yabancılar dairesi gibi üst kurulların, başkanlarının vereceği izne bağlı. Bunun için de o kişilerin bu şartları taşıması gerekiyor. İşte tam da sorun burada hani böyle ilim adamı, bilim adamı gibi Almanya'nın yüksek menfaatini uyan kişiler için düşünülebilir. Normal, ortalama bir insan için Almanya'da çalışma yoluyla kalma şansı maalesef yok. Onun için yorganızı, yastığınızı, evinizi, barkınızı, malınızı, dananızı, traktörünüzü, kamyonunuzu, aracınızı satıp Almanya'ya gelmek için yolları düşüp çalışırız bugüne kadar geri denen yok. Kimi göndermişler, beni mi gönderecekler dediğiniz zaman hayal kırıklığına uğrasınız. Keşke şu harcadığım paraları verseler de geri dönsek diyebilirsiniz. Bunu dememek için yani yollara düşmeyin, diğer türlü legal bir şekilde geliniz. Gerçekten yani geçen sene Almanya 13 bin mülteci geri gönderdi. Yani bunun için şakası yok değerli dostlar. Evet herkes gelenden haberi oluyor, dönenden haberi olmuyor. Ya kim rezil olduğunu anlatacak. Kim Almanya beni deport etti diyecek. Anlatabiliyor muyum? Onun için bu işin şakası yok. 29 Mart 2023'ten sonra gelip Almanya iltica edenler için tek yol var. O da Aus Bildung dediğimiz meslek eğitimi. 29 Mart 2023 tarihinden sonra gelenler Almanya'da mülteci olarak geldikleri takdirde ve 9 ay geçtikten sonra yani iltica edecekler, ilticanın üzerinden 9 ay geçecek. Ondan sonra meslek eğitimi yapma hakkı doğuyor. Meslek eğitimine kayıt oldukları takdirde işte yasa burada diyor ki bir kişi iticada red almış olsa bile eğer meslek eğitimi yaparsa Ausbildung o zaman meslek eğitimini tamamladıktan sonra oturma ve çalışma mütehazisi verilir diyor. Bunun dışında başka yol yok. Şimdi iticai çekme aşamasına gelirsek. Bildiğiniz gibi sıralı bir şekilde videolarımı ve tecrübeleri sizlerle paylaşıyorum. Aynı zamanda sizden gelen tecrübeleri de sizlerle paylaşıyorum. Harika gelişmeler oluyor. Yasa uygulanmaya başladı. Memurlar işi öğrenmeye başladı. Avukatlar merak sarmaya başladı. Yavaş yavaş bu iş şekilleniyor gibi ve geliyor artık. Bir iki ay daha yani Nisan'a kadar bu iş oturur. Yani mülteciler için Nisan ayına kadar oturur. 1 Mart'tan sonra gelenler için, turist vizesiyle gelenler için ise Mayıs, Haziran ayına kadar oturur. Yani yasa uygulamaya girdikten sonra 2-3 ayı alıyor. Memurların, avukatların, insanların piyasayı öğrenip çevreyi öğrenmesi. Şimdi Bildiğiniz gibi ne anlatmıştık? Ee, bu yasadan Almanya'da bulunan 29 Mart 2023 tarihinden önce gelen mülteciler yararlanıyor demiştik hatırlarsanız. Evet. 29 Mart 2023'ten önce gelen mülteciler yararlanıyor. Bir. Peki nasıl? Eğer iticası devam ediyorsa yani başvuru yapmış 29 Mart 2023'ten önce henüz daha mülakat tarihi gelmemiş ya da yol mülakatı olmuş ya da ana mülakatın olmuş. Yani e, kişisel görüşmesini yapmış, duruşmasını yapmış ama henüz cevap verilmemiş. Bir, bunlar iticasını çektikleri takdirde bu yasadan yararlanabiliyorlar. İki, iticadan ret almış. Yani şimdi BAMF dediğimiz, Bundesamt Migrasyonun Führerlichlingen dediğimiz yani Mülteciler, göçmenler ve mülteciler dairesi, BAMF kısadı olan kurum işte itirazsız ret verebiliyor, ret verebiliyor. Yani e, hemen deport edilmesi için ret verebiliyor. Bir haftalık, 14 günlük, bir aylık e, içerisinde itiraz edebilirsiniz gibi retler verebiliyorlar. Tamam mı? Bu şu anlama geliyor. Banf hangi kararı verirse versin. Banf'ın bütün kararlarına mahkeme yoluyla itiraz edilebilir. Yani Banf red verdi diye sizi hemen deport etmiyorlar. Banff'ın red kararından sonra mahkeme yolu açık. Banff'ın bütün kararlarına karşı idari mahkeme yolu açıktır. Banff bir mahkeme değil. Göçmenler ve Mülteciler Dairesi Almanya Devleti adına sizi dinliyor. Eğer gerekçelerinizi makul, mantıklı, akla, kanuna e, yanıyorsa, e, yatıyorsa ve gerekçelerinizde makulsa tabii ki size kabul verecekler. Ya da hiç yoktan itirazlı ret verecekler. Ya da itirazsız etmezse red bile mahkemeye itiraz etme yolumuz var. İşte bu kişiler ilticamı çekiyorum dedikleri takdirde bu yasadan yararlanabilecekler. Peki nasıl çekecekler? Sabırlı olan arkadaşlar şu mahkemeyi de anlatayım ondan sonra buraya geleceğim. İkincisi de mahkeme aşamasında olanlar ret almış, itiraz etmiş bir de şüphelik yapmış. Mahkemede işlemleri devam ediyor. Amskeliş'te. Dolayısıyla mahkemede işlemleri devam ettiği için herhangi bir tarihte bir mahkeme olacak. Mahkemenin ne zaman olacağı da belli değil. Ama mahkeme süreci devam ediyor. Bugünlerde dikkatli olun. Biraz hızlandırmalar hani böyle ilk gerekçesi iyi olmayan, yeterli olmayan tam olmayanlarda biraz süreçlerde hızlandırma var. Onlar biraz elini çabuk tutması gerekebilir. Ama normalde Almanya'da mahkemelerin ortalama süreci mülteciler için 26 ay. Ama bazı mahkemeler var. Darmstadt, Gießen, Wiesbaden buralarda 5 yıl ortalaması var. Stuttgart, Münih o taraflarda 3-4 yıl ortalaması var. İşte NRV veyaletinde 3 yıl ortalaması var. Kuzeyde ortalama Hanover, Berlin 3 yıl ortalaması var. İşte bütün bunları topladığınızda 3 e, yıl, 5 yıl diyoruz ama bazı yerlerde de çok hızlı gidiyor. O zaman bu da işte e, ortalamayı bozduğu için 26 ay ortalaması var. Yani yapılan istatistikler bunu gösteriyor. Dolayısıyla 20 ay geçmiş olan arkadaşlar e, bu riskle karşı karşıya kalabilir. İşte bunun için hızlı hareket etmeleri gerekecektir. Çünkü mahkeme ul an dediğimiz kesin itirazsız red kararı verdiği takdirde yani mahkeme red verdiğinde 10. maddenin 3. fıkrasının 5. fıkrası 29 Mart'tan önce gelenler yararlanabilir derken ama 4. cümlesinde ise ne diyor itirazsız red alanlar? ülkeden ayrılmadan bu yasadan yararlanamaz diyor. Dolayısıyla mahkemeden kesin ret alanla e, bu maddeden yararlanamaz şeklinde bir ifade görüyoruz. Şimdi yasayı e, incelemeye devam ediyoruz. Burada folge antrak dediğimiz müteakip iltica yapılırsa ne olur? E, müteakip iltica birinci ilticanın devamı. Ama e, burada yetkililer uyanmış vaziyette. Hızlandırılmış prosedür işletiyorlar. Yani 3-5 ay içerisinde işlem tamamlanıyor. Şu an bu folge antrak dediğimiz olayı araştırıyorum. Yani itirazsız ret alan birisi mahkeme yolu da kapandıysa folge antrak dediğimiz mütakip ilticayı yaptığında o zaman ilticasını çektiğinde 29 Mart'tan önce gelse bile ilticasını çekmiş sayılır mı? Onunla ilgili yakında video yapacağım. Avukatımla beraber bu konuyu istişare ettik. O da ilgili makamlara soracak. Gelen cevaba göre sizleri bu konuda bilgilendirecek. Ama mahkemesi devam edenler endişe edecek bir durumları yok. Bu arkadaşlarımız bu konudan yararlanabiliyorlar. Tamam mı? Mahkemesi devam edenler hangi aşamasında olursa olsun kesin red kararı gelmediği sürece mahkemeden bu yasadan yararlanabiliyorlar arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi asistanım zaten size ekrana yansıtacak bir protokol örneğini yani nasıl olur diye yansıtacak. Burada iki tane hadise var arkadaşlar. Sizler bu yasadan yararlanmak için öncelikli olarak yabancılar dairesinde daha önceki videolarımın altında görmüşsünüzdür bir örnek dilekçe paylaştık. Bu dilekçeyi siz kendi adınızı, doğum tarihinizi ve mülteci kimliğinizi yazarak İlgili yabancılar dairesine gönderiniz. Gönderdiğiniz takdirde bu yabancılar dairesi size diyecek ki e, evet siz 29 Mart 2023 tarihinden önce Almanya'ya gelmişsiniz. E, ve e, ekranda da göreceğiniz gibi 29 Mart 2023 tarihinden önce Almanya'ya gelmişsiniz. E, nitelikli insan olma özelliklerini taşıyorsunuz. Yani bu hani diplomalarınızı e, reklamentiyet olanlar denklik belgesi alacaklar. Niş reklamentiyet olanlar ana çıktısıyla yabancılar dairesine başvuru yapabilirler. Ama niş reklamentiyet yazan yani denklik gerektirmiyor yazan sayfayı almanız gerekiyor. Böylelikle ne olacak? Bu ev, bu evra verdiğiniz takdirde yani diyecek ki evet siz Almanya nitelikli göç yasasının 18a, 18b ve 19c2 maddesinin şartlarını taşıyorsunuz. Alan dışında çalışabilirsiniz. Gördüğümüz kadarıyla bir iş sözleşmeniz var. Ee, ve bu çerçevede sizin bu yasanızdan ilticanızı çektiğiniz takdirde ve aşağıdaki bilgi ve belgeleri sunduğunuz takdirde yararlanma hakkınız bulunmaktadır diye bir e, protokol var bu protokolü imzalıyorsunuz. Ee, bu protokolün özelliği ne? 29 Mart'tan önce geldiğinizi teyit ediyor. İki, nitelikli insan olduğunuzu, fakraft e, maddelerine uygun olduğunuzu, yani 18A, 18B, 19C2 maddesine uygun olduğunuzu tasdik ediyor. Evet, onaylıyorum diyor. Yani görüyorum bu evraklarınızı. Sonra e, iş sözleşmesi olduğunu görüyor. Ve diyor ki, evet diyor, e, e, ilticası devam edenler, ilticanızı çektiğiniz takdirde, mahkemede olanlar ise idari mahkemeden ilticanızı çektiğiniz takdirde bu yasadan e, yararlanmanıza müsaade edilecektir şeklinde bir protokol metni var. Bu metni e, yabancılar dairesiyle karşılıklı imzaladıktan sonra, İticiayı çekmeye geliyor işte. Hepsi bu. <laughs> Gerçekten bu kadar kolay. Bunu siz yapabilirsiniz. Ama e, burada ne diyor? Bu e, yasadan yararlanabilmek için şu evrakları getirmeniz gerekiyor diyor. Yani bir geçerli bir pasaportunuz olacak, iki biyometrik fotoğrafınız olacak, e, ondan sonra iş sözleşmesi olacak ekleyerek son beşefte gün Ferhat istediğimiz işveren işi o beyanname olacak. kira sözleşmesi olacak. Maaş bodrumuz olacak. bir de yani evin geçimini temin ettiğinize dair gerekli destekleyen sosyal yardım almadığınıza dair belgeler olacak. sağlık sigortanız olacak. Ana çıktıları ya da denklik belgeleri olacak. Bunları tamamladığınız takdirde evet sizler bu yasadan yararlanabilirsiniz. O zaman yani konuyu toplarsak soru cevaplara geçelim istiyorum. Ee, sizin bu yasadan yararlanabilmeniz için yabancılar dairesi önce bu yasayla ilgili yararlanmak istediğinizle ilgili bir dilekçe gönderiyorsunuz. Size randevu veriyorlar. Randevuya gidiyorsunuz ve size bir protokol imzalatıyorlar. Bu protokolde e, en önemli yazan yazması gereken mutlaka oralara dikkat ediniz. Bir 29 Mart 2023'ten önce geldiğinizi tespit ettik. 2. E, siz nitelikli bir insan olarak bu yasadan yararlanma hakkınız bulunmaktadır. 3. E, göndermiş olduğunuz e, belgelerde de nitelikli bir insan olduğunuz görülmektedir. 4. iş sözleşmeniz olduğunu tespit ettik. Dolayısıyla e, kendi geçiminizi kendiniz temin edebilmektesiniz. Şayet iticanızı balftan çektiğiniz takdirde ya da idari mahkemeden çektiğiniz takdirde bu yasadan yararlanmanıza izin vereceğiz şeklinde bir taahhütname bulunmaktadır. Protokol diyeyim. E, aşağıdaki bilgi ve belgeleri getirdiğiniz takdirde gerekli işlemleri başlatacağız diyorlar. Bunlar işte pas, geçerli pasaportunuz, mülteci ağız e, biyometrik bir adet fotoğrafınız, işte yüz euro civarı e, para, ondan sonra e, iş sözleşmesi yani fe, e, iş sözleşmesi e, e, ekli ek, ek, ekliyorum sun beş yedinci gün sağlık sigorta kartı yani ne istiyor sizden? Sosyal yardım almadığınızda geçiminizin, kendinizin teminliğine dair belgeler istiyor. E, ana bin çıktıları transkriptleriniz, varsa denklik belgeleriniz bunları götürdüğünüz takdirde sizler bu yasadan yararlanabileceksiniz. Ekranda da e, aslanım yansıtmıştır diye düşünüyorum. Ekranda da göreceğiniz gibi e, bu artık protokol yani yabancılar dairesi artık bu konuya hakimler artık bilmiyoruz diyebilirler. Endişe etmeyin. Şefime soracağım diyorlar. Hani ben bilmem eşim bilir, dur eşime sorayım derler. <laughs> Onun gibi şimdi memurlarda da şefime sorayım diyecekler. Ya e, sizlerin heyecanını anlıyorum ama memurlar da heyecanlı. Onlar da bu işi öğrenmeye çalışıyorlar. Onun için biraz sabırlı, anlayışlı olduğunuz takdirde e, bu işten yararlanabilirsiniz. Peki ne yapmanız lazım? Her zaman hazırlıklı gidiniz. Yani yanınızda kanun maddelerini götürün. Ee, 1 Mart'ı mültecilerin 1 Mart'ı beklemesine aslında gerek yok. 23 Aralık 2023 tarihinde ya, e, yayınlanan yine bu videonun açıklama kısmında göreceğiniz ek e, çıkan yasada yasa imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer dedi. Dolayısıyla şu an bizim e, başvurucularımızdan da şu an itibariyle bu yasadan yararlananlar var, e, oturumlarını alanlar var, oturumlarını almak için imza atanlar var. Hatta bugün bir tanesi beni aradı. Çok mutlu oldum. 18B maddesi mavi karttan vereceklerine dair tahtabeyi imzalamışlar. Ve parmak izini vermişler. Fiksiyon 5 aylıkını almışlar. Şu an kartını bekliyorlar. Ortalama 2-3 hafta içerisinde kartları gelecek. Neyi görüyoruz burada? Yani yasadan şimdi siz mültecilikten çıkıp 18A, 18B, 19C2'den yararlanmak için protokolü imzaladıktan sonra e, size Fiction 5 Ayne grup dediğimiz geçici oturum belgesi veriyor. Artık ilk çek çekmiş sayılıyorsunuz. Oturum sürecine giriyorsunuz. Plastik oturum kartını aldıktan sonra vereni Türkiye yapabilirsiniz yani. Problem yok yani arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi e, bu işin e, bir tarafı. E, tabii başvurular da bazen şöyle yapabiliyorlar e, aileli başvurularda özellikle önce e, çalışan kişi üzerinden yürüyorlar önce otu, ona oturum e, veriliyor daha sonra Almanya'da bulunan diğer aile üyeleri iki türlü şey yapabilir bir iltica sürecinin bitmesini bekleyebilir mahkemeden ret alır ret aldıktan sonra aile birleşimi yapabilir ya da beklemeyebilir İlticasını çeken ilticasını çektikten sonra ben aile şimdi yapmak istiyorum diyebilirim. İkisi de mümkün. Hemen peş peşe de yapabilirsiniz. Birlikte de yapabilirsiniz. Mahkeme sürecinde bekleyebilirsiniz. Bunların hepsi mümkün arkadaşlar. Umarım konu alışılmıştır. Sorularınız varsa sorularınıza da yani. Bu arada kanalımıza abone olmayı kanalımıza abone olmayı beğenmeyi paylaşmayı değil mi? katıl butonuyla destek desteklerinizi lütfen ihmal etmeyin. Sorularına cevap verme noktasında gönlüm hepinizin sorusuna sabaha kadar cevap vermek istiyor. Ama arkadaşlar hayat devam ediyor. Bir sonraki videomuzda cevap verebiliriz. İmkanlar ölçüsünde işte 5-10 dakika sonra da cevap vereceğim. O şanslı kişiler kimler? Ben de merak ediyorum. E, katıl butonuyla destek verip sorularını öne çıkartanlar ise öncelik verecektir. Şimdiden herkese teşekkürler. Evet. Sonra geçebiliriz. Mehmet Kılıç Bey'in sorusu, gelsin bakalım. Meslek lisesi mezunu, tesisat mezunuymuş, evet, çok güzel. Sahada çalışması yokmuş, evet. 16 aydır Almanya'da çok zamanlığı mutfak işçisi olarak çalışıyormuş. Ee, ne yapması lazımmış Şimdi e, değerli dostlar, e, evet güzel bir örnek. Teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Şimdi e, burada en önemli konu şu. Sizin yani meslekçisi reglementiyet mi niş reglementiyet mi önce onu tespiti, tespiti lazım. Yani burada ne diyor Yabancılar Dairesi? Evraklarınızı İHAK'a, FOSA'ya gönderin. İHA kafasından gelen cevabı göre hareket edeceğiz. Şimdi meslek liselerinde aranan şartlar yani en az 2 yıllık okula gitmiş birisi 2 yıl staj ve çalışma şartı aranıyor. Yani 2 yıllık çalışma şartı aranıyor. 2 yıl okul 2 yıl iş gibi düşünün. Eğer bu 2 yıl sigortalılık yoksa o zaman İHA kafası burada kısmi denklik veriyor. O zaman diyor ki işte 10 ay, 5 ay, 8 ay, 15 ay, 2, 2 sene şu sektörde şu alanlarda çalışmanız lazım diyor. Yani burada İHK Fosa size kısmi denklik verirken size evrak gönderiyor. Bu evraklarda diyor ki eğer diyor tam denklik almak isterseniz planlama için bizimle iletişime geçin diyor. Orada iletişim bilgileri oluyor. İletişime geçtiğiniz takdirde arkadaşlar sizden bir planlama yapıyor. Bu denkliği nasıl tamamlamak istersin? okula giderek mi çalışarak mı? Çalışarak dediniz. O zaman diyor ki şu sektörlerde şu kadar süre çalışırsanız size tam denklik veririz diyor. O takdirde o şekilde çalışmanız gerekecek. Tamam mı? Burada mutlaka Almanya'da Alman, Alman otoriteleri tarafından denkliğinizin olduğuna dair bir belge almanız lazım. Birincisi var. Bunu aldıktan sonra alan dışı çalıştığınız için işte mutfak yardımcısı olarak çalışıyorsunuz. Alan dışı 16 aydır çalışıyorsunuz. Nitelikli bir insan 19C2 maddesine göre e, yani, nitelikli bir işte çalışırsanız yani mutfak yardımcılığı işi nitelikli bir iş ise ki öyle olduğunu düşünüyorum. E, o zaman 19C, 18A ya da 19C2'den yararlanabilirsiniz. Bazı küçük nüanslarınız var şu an eksiklikleriniz var. O eksikleri tamamlamanız gerekiyor. Ee, burada önemli kriter İlticanız devam ediyorsa problem yok. Ne bile mahkeme süreci var. Ama mahkeme sürecindeyse ve 20 aylık bir zamanı geçtiyseniz e, riskli bir durumdasınız. E, burada hem denkliği yönetmeniz gerekiyor. Mahkeme zaten 2-3 ay önceden işte şu gün şu tarihte mahkemeniz olacak diyor. Böyle durumlarda lütfen avukatınıza irtibata geçin ya da bir sağlık raporu bulun. Mahkemenizi erteletebildiğiniz kadar erteletiniz ki bu yasadan yararlanmak için hem denkli işlemlerinizi ya da ana bin çıktılarınızı ve ilgili resmi prosedürü tamamlayabilirsiniz. Yani bu taktiğe uyan e, takipçilerimiz şu an kabullerini alıyoruz. Evet. Umarım konu anlaşılmıştır. Değil mi Mehmet Bey? Teşekkür ediyorum. Evet sıradaki gelsin bakalım. Ney? Meğen. Evet yazıyor. Mehmet Eren herhalde. Mustafa Eren. Neyse. İltica eden kişi kampta kalmak zorunda mı? Kendi geçimini sağlarsa eve çıkabilir mi? Evet değerli arkadaşlar Almanya'da Almanya İltica Yasası 61. madde der ki bir kişi 9 ay sonra çalışma müsaadesi verilir. Yani bir kişiye 9 ay sonra çalışma müsaadesi verilir diyor. Ama aileli olanlarda 3 ay sonra verilebiliyor. İşte çocuksuz olanlarda 6 ay içerisinde çalışma müsaadesi verilebiliyor. 3 ile 6 ay 9 ay arasında genelde çalışma müsaadesi veriliyor. Dolayısıyla çalışma hakkınız var çalıştığınız takdirde sosyal yardım almaktan çıktığınız için kendi evinizi tutabilirsiniz. Ama unutmayın, itica gerekçeniz yoksa abi ayda bir milyon öyle para da kazansan sana oturma ve çalışma müsaadesi vermeyecekler. Tek yol Aus Yani bunu unutmayın. Yani 29 Mart 2023'ten sonra gelenler için tek çözüm Ausbildung meslek eğitimi. Hani elden gelen elden gelen öğün olmaz. O da vaktinde bulunmaz derler bizim aralarda. Yani onun için sağdan soldan ya sosyal yardım almıyorum işte Almanya yük olmuyorum çalışıyorum. Ya, ya bugüne kadar herkes geldi. Arkadaşlar 29 Mart'tan sonra gelenler için çalışarak sosyal Almanya'ya yük olmayana oturum verici öyle bir madde yok. Tamam mı? Bunun sebebi ne biliyor musun? Böyle bir madde olsa inanır Türkiye'nin yarısı Almanya'ya gelir. Hop. Gel kaçak çalış. Hop, oturmaz. Öyle bir şey yok. Sakın ha. Bu yani bu yola girmeyin. Niye söylüyorum biliyor musunuz? Yani her gün onlarca insanla görüşüyorum. Yani kamplar 65 bin civarı Türkiye'den gelen mülteciyle dolu. Türkiye'li. Doğulu, Güneydoğulu, Karadenizli, Batı Karadenizli, Ege'li, Antalyalı. İç Anadolu fark etmiyor. Türkiye'nin her yerinde hani herkes gelmiş ya. Tamam hoş geldiniz. Sefa geldiniz de kardeşim. Kim size garanti verdi ya? E, Almanya'ya gidin çalışarak kalırsınız. Gidenlerden hiç kimse geri gelmedi. Ha 13 bin kişi geri gönderdiler. Ya böyle bir hikaye yok tamam mı? Bak 20 bin insanla görüşmüş tecrübeli bir insan olarak söylüyorum size. Ya şu kardeşinizin söylediklerinin kıymeti varsa evinizi, barkınızı, arabanızı satıp yani eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuzu yollara eğer iltica gereceğiniz yoksa düşmeyin Allah aşkına. Ya gidin 2 yıl çıraklık, kalfalık, ustalık okuluna gidin. Bakın. Ya iki yıl ya yani, 3 üç, iki yıl ya, üç yıl ya, gidin ya. Çıraklık, kalfalık, ustalık okuluna gidin. Eviniz, arabanız, paranız, balkınız cebinizde kalsın. Alın çıraklık belgesini. Gelin buraya çalışın ya. Bu kadar kolay. Ama İnsanlar tabii şu an Türkiye'nin siyasi atmosferi kafaların dağını konuşuyor. Of, of Depremi 6 Şubat 6 Şubat depremin üzerinden bir sene geçti. Hala insanlar çadırlarda, kamplarda, evet, konteynerlarda kalıyor. Sokaklarda kalıyor. Çözüm yok. 3-5 gönüllü sivil toplumların bireysel çalışma yapan insanların gayretleriyle bir şeyler orada olmaya çalışıyor. Ama Hükümet ve yandaşları rant peşinde. Her tarafı rantiyeciler, şantiyeciler doldurmuş. Yani böyle bir ülkede, evet ben de durmam, zaten durmuyorum. Yani cennet vatanı toprağıyla, havasıyla, suyuyla, bayrağıyla, güzemiyle, ırmağıyla, yani yaşanmaz hale getirdiler. İnsanların yüzü gülmüyor. Sizleri anlıyorum. Bir an önce çıkmak istiyorum anlıyorum ama Allah aşkına aklınızı da devre dışı bırakmayın. Lütfen. Gidin iki yıl çıraklık okuluna, ustalık kalfalık okuluna. Alın belgenizi. Ya da 5-10 yıllık çalışmışlığınız varsa girin ustalık kalfalık sınavına. Alın kapı gibi belgenizi. Hani berberlerin arkasında yazar ya terzilen berberlerin, mobilyacıların usta, kalfa, çırak diye. Alın o belgeyi. Ha şu üniversitelerden verilen belgeler değil. Hani meşhur üniversiteler var ya 30 euro, 50 euro, 100 euro, 150 euro veriyorlar ya bir de beni arıyorlar tamam mı? Diyorlar ki abi sertifikan var üniversiteden online eğitim görüyorum. Ya bari bana hikaye anlatman yani bana bari yani anlatabiliyor muyum? Ya ben biliyorum bu iş arkadaş. Ne sen o üniversiteye gittin ne de o dersi aldın yani. Parayı verdin 30 öyle 40 öyle. İki sene okula gitmiş gibi transkript de veriyorlar. Diploy sertifika da veriyorlar. Almanya sertifikaya bakmıyor ki. Neye bakıyor? Di diplomaya bakıyor. Diplomaya bakıyor. Diploma lazım. Atabiliyor muyum? Yani burada siz 5-10 yıllık sigortanız varsa o zaman 19C2 maddesi size uyuyor. Bakın. Ya 5-10 yıllık bir tecrübeniz varsa aynı tır şoförleri gibi düşünün. Yani şu burada en önemli kural yani tır şoförleri nasıl? Genel manada evet üniversite mezunu var, doçenti, profesörlük yapmış insanlardan bile patronlardan bile tır şoförü yapan var. Harika bir şey. Ama genel baktığımızda yani ilk öğretim okumuş insanlar. Dolayısıyla ama bunların hani nitelikli kalifiye dediğimiz iş gücüne gir mesela bile Almanya tır şoförlerini, otobüs şoförlerini nitelik grubuna koyuyor. Ya hiç yoktan e, yollara düşeceğinizi alın bir C sınıfı, D sınıfı ehliyet. Yerin tır şoförü olarak arkadaşlar. Ama özellikle bazı firmalara dikkat ediniz. Yani sizleri kullanmasına müsaade etmeyiniz. Yani maaşları vermiyorlar. Kural dışı çalıştırabiliyorlar. Yani bu buna müsaade etmeyin yani. Anladınız Kendinizi kullandırmayın yani. yani Bazıları aslında çok kolay. Dil ve yol bilmediğiniz için zorlanıyor olabilirsiniz. Ama hayatınızda yolda bulmadınız arkadaşlar. Tamam. Evet. Sıradaki soru gelsin. Arif Gül. Hadi bakalım. Güldür Arif Bey bizi. Buyurun. Evet. Bir mülteci asbildik yaparken Türkiye gidebilir mi? Şimdi Türkiye gidemeyecek madde ne? Almanya ikametgah yasası madde 25. Madde 25'ten olanlar Türkiye gidemez. 25 ve alt maddeleri. 25'in dışındaki maddelerle gidebilirsiniz. Mesela 16. madde Ausbildung maddesi. 16A yanılmıyorsam. Ausbildung maddesi. Dolayısıyla ne oluyor? İticam dışındaki bir oturum maddesi. Ee, Ausbildung oturumu almışsanız e, iticanızı da çekmişsiniz. Tabii ki Türkiye gidip gelebilirsiniz. Bunu yine de yabancılar dairesinden teyit ediniz. Evet arkadaşlar. Berivan gelmez. Evet, buyursunlar efendim. Yani 29 Mart'tan önce gelmiş, ee, Landa Santa gitmiş, e, bir yıldan fazladır çalışıyormuş. Evet. Diploma denkliği ZAP'taymış. E, lisans mezunuymuş. Sorusu ne? Ha yazmış. Ha, bizimle paylaşıyor. Evet. E şimdi denklik belgenizi aldıktan sonra ZAP'tan tamam mı? Mesela şimdi arkadaşlar size bitiyor daha vereyim. Bakın. E, denklik yapanlar için söylüyorum. Şimdi ZAP'ın web sitesine girdiğinizde orada bir şey, şey var. Diyor ki bu başvuru normal başvuru mu? Mavi kart başvurusu mu? Eğer mavi kart başvurusu yapanlar, yani 3775 euro ve üzeri maaş alan kişiler 18G, 18B maddelerinden yararlanacaklarsa denklik başvurusunu zafa yaptıkları takdirde orada mavi kart başvurusu da yaptım işte işaretlemeleri gerekiyor. Diplomalarını ve transkriptleriyle beraber iş sözleşmesinin ya da maaş bodrosunu gönderdikleri takdirde sizin mavi kartlık maaş aldığınızı ve mavi kart statüsüne sahip olduğunuzu tespit ettiklerinde 15 günde denkliğinizi veriyorlar. Tamam. Hadi bu da bizden size tüy olsun. Bakın ZAP'ta denklik başvurusu yaparken orada mavi kart kısmını tıkladığınız takdirde mavi kart şartını da taşıyorsanız denkliğiniz 15 yani bilemedin 20 günde halloluyor arkadaşlar. Denedik, oldu. Yaptık, oldu yani. Gerçekten oldu. Tamam mı? Onun için e, e, bu tüyoyu ihmal etmeyin. Özellikle mavi kart başvurusu yapanlar hem denkli ayrı yapıyorlar hem mavi kartı. Olmaz. Bak bu işlerin püf noktaları var. Tamam mı? Ben ve avukatım şakır şakır takır takır nakış işler gibi şu an yapıyoruz. Çok şükür sistemi kurduk, oturdu. Yani evraklarınızı inceliyoruz, eksiğinizi tamamlıyoruz. Tercüme yapılacaksa yapıyoruz. Sıralamayı yaptıktan sonra hop başvuruyu yapıyoruz. Tamam Yani ben Almanya'da kurulu şirketi olan profesyonel bir insanım. Danışmanlık, mentörlük ve profesyonel tercüme hizmetleri veriyoruz. Reklamları izlediniz. Soruları geçelim. Ha, arkadaşlar e, bana ulaşamadığınızı söyleyenler oluyor. E, şimdi şöyle ya sizlerle görüşmek istediğinizden o iki gerçekten hepinize minnettarım teşekkür ederim. E, i̇yi niyetli olarak söylüyorum. Değerli dostlar. Yani bir insan günde kaç insanla görüşebilir? Gerçekten ben kapasitemin üstünde insanlarla görüşüyorum. Tamam. mı? Dolayısıyla. E, araya eş dosta da giriyor. Randevular karışıyor böyle. Bu sebeple sizden ne rica ediyorum ben? Açıklama kısmında linkimiz var. Linki tıkladığınızda oradan randevu oluşturabilirsiniz. Görüşmelerimiz ücretli. 25 Euro, 50 Euro, 100 Euro'luk görüşmelerimiz var. Onlardan herhangi birisini uygulamak seçebilirsiniz. E, sorularınızı önceden gönderseniz daha efektif bir görüşme yapabiliriz. Evet. E, ne diyelim? Eğer e, paketlerimiz var, yani danışmanlık, mentörlük paketlerimiz var. Bunlardan birisini sizden görüşme esnasında hangisinin size uygun olduğunu söyleyerek sürecinizi yönetiyoruz. Evet. Son bir kasırda daha alalım. Evet. Doğan Can Bey diyor ki gözlükler yakışmış. Şimdi arkadaşlar kısmi görme engelliyim. Bu sarı camlı gözlük olduğu için e, ışığı yani gözüme yansıtırken daha şey oluyor. Öbür türlü gözümü kısmak zorunda kalıyorum. Hani bir tarz bir artistik şey olsun diye değil. E, gözümüze fayda sağlasın diye şey yaptık ama yani yakışmış da diyorlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız. Fırat Bey'in sorusu. Evet. 29 Mart'ı öncesi iltica etmiş. Ön lisans. Harika. Ön lisans diploması varmış başka bir e, iş üzerinden oturum alabilir miyim? Evet arkadaşlar bu yasa bildiğiniz gibi nitelikli yasa olup nitelikli bir insan, ön lisans yani nitelikli bir insan alan dışı başka bir nitelikli işte çalışabilir. Yani şöyle söyleyeyim, ahçı nitelikli, e, garsonlardan özür diliyorum. Onları da niteliksiz görüyorlar. Yani böyle bir şey olabilir mi? Temizlik işçisini niteliksiz görüyorlar. Ulan temizlemesen ortalığı şey götürecek yani. Nasıl niteliksiz olabilir? Her şeyin bir üstadı püf püf noktası var yani. Ama ahçı birisi garson olarak çalışamaz. Ya da yönetici birisi temizlikçi olarak çalışamaz. Tam tersi olması lazım. Garsonsanız ahçı olarak, temizlikçiyseniz yönetici olarak çalıştığınız takdirde nitelikli oluyorsunuz. Dolayısıyla nitelikli bir işte çalışırsanız evet olur. Alan dışı da çalışabilirsiniz. Onun için dilekçeyi yazarken 18A, 18B ya da 19C2'den yararlanmak istiyorum diyorsunuz. Onlar da size uygun bir oturum türünü veriyorlar. Evet, Bünyamin Kızıl Toprak Bey. Evet, buyursun efendim. Şimdi Bünyamin Kızıltoprak Bey e, diyor ki yabancılar dairesine kimliğimizi yenilemek için e, şey yaptık. E, başvuru yaptık. Cevap vermiyorlar defalarca. E, bize dönüş yapmıyorlar. Ne yapalım? Anladığım kadarıyla e, yoğun bir bölgede dolayısıyla sizin e, tahmin ediyorum o sizin bulunduğunuz bölgede maalesef işler çok yavaş gidiyor. Yani şikayet etsen kimi kimi şikayet edecek. Zaten adam 3-5 aydır cevap vermiyor. Mahkemeye verirse mahkemede bir senede cevap vermiyor. Zaten mahkemeden cevap gelene kadar da kimliğin çıkacak. Böyle durumlarda avukatla yürümek her zaman faydalıdır. Evet. Şikayet hakkını, şikayet bir anayasal haktır, vatandaşlık hakkıdır. O için B2 kurslarında ne yapıyorlar? Beşverde dediğimiz şikayet mektubu yazmayı öğretiyorlar. Dolayısıyla yazabilirsiniz yani şansınız deneyebilirsiniz. Evet. evet sıradaki soru az önce cevaplamadık mı? Ya? Berivan gelmez tekrar sorulmuş bu yüzden evet. efendim nasıl yararlanırsın demiş? son cümlesi. Ha, patron size kefil olursa yararlanabilirsiniz demiş. Şimdi beni bana endişe etmeyin. %100 eğer şartlar taşıyorsanız yararlanırsınız. Yani 18a 18b yoruma bırakmıyor. Şu şartları taşıyorsa oturum verilir diyor. Verilir, verilebilir demiyor. Verilir diyor. Yani memurlar şu an işi çok bilmiyor olabilir. Bu normal. E, telaşlarını ve paniklerini anlıyorum. Böyle durumlarda avukatla başvuru yapmak en sağlıklısı. Bunun da sebebi şu, avukatlar memura işi öğretecek. Yani diyecek ki sayın yetkili bu müvekkilim 18A, 18B, 19C2'de e, şu şartları taşıdığından dolayı 10. maddenin 3 ve 5. fıkrasına da uyduğundan dolayı e, yararlanmasını talep ediyoruz. O, eğer bize onay protokolünü imzaladığınız takdirde ilticaya çekeceğiz diye tahtta bulunmanız gerekiyor. Yararlanabilirsiniz, ee, işverenin taahhüdü değil, sözleşme gerekiyor. Yani sizin e, bu yasadan yararlanabilmeniz için belki tercüme hatası olabilir. Ee, iş sözleşmesi lazım. Bir de eklerinkusun beşeriftekun ferhatlısı dediğimiz işveren beyannamesi gerekiyor. Yani muhtemelen onu kastetmiştir. Yani eklerinkusun beşeriftekun ferhatlısı dediğimiz işveren beyannamesi, iş, şirketin doldurması gereken bir form. İş sözleşmesi, pasaport, fotoğraf, ausweis, diploma, denklik, belgesi ya da ana bin çıktıları bu yetiyor bu iş için. Yani kendinizi yıpratmanıza gerek yok. Yani eğer halledemezseniz biz buradayız, profesyonel hizmet veriyoruz. Eğer profesyonel hizmet almak isterseniz bizimle iletişime geçiniz. Hallederiz. Havada kalan uçak, yolda kalan yolcu. Limana varmayan gemi yok. Mutlaka bir çözüm var. Ayakta kimse kalmasın. Arkaya dörtleyelim arkadaşlar. Bekliyoruz. Evet. Kim? Evet. Serhat Aktaş Bey'in sorusu. Gelsin bakalım. Kutuma gidiyorum arkadaşlar. 29 Mart'tan önce iltica etmiş. Ne diploması varmış? Ha mekaniker diploması varmış. Nasıl bir yol izlemeliymiş. Şimdi değerli kardeşim son 3 aylık videolarda sıralı bir şekilde anlatıyorum. Son 15 videoda da çözüm var. Ama sana 3 cümleyi de şöyle izah edeyim. Önce yapman gereken birinci yapman gereken İHK FOSA'ya denklik başvurusu yapmalısın. Eğer ana binde reklamentiyat, niş reklamentiyat yazıyorsa bakın sizin mekaniker olarak reklamantiyat diyorsa, denklik gerekiyor diyorsa İHK Fosu'ya denklik başvurusu yapmanız gerekiyor. Ama niş reklamantiyat yazıyorsa denklik başvurusuna gerekiyor. İHK çıktılarıyla başvuru yapabiliyorsun. Önce ana binden bak. Bölümün denklik gerektiriyor mu? Gerektirmiyor mu? Birinci yapman gereken bu. Gerektiriyorsa İHK Fosu'ya gitmen lazım. İki. Üç. Üç. İş sözleşmesi bulman gerekiyor. Dört, iş sözleşmesiyle beraber eklerik sun, beşeftekun, fehertlis dediğimiz işveren beyannamesi gerekiyor. Pasaport, fotoğraf, kira sözleşmesi, e, sigorta, e, bunları, e, maaş bodrusu, bunları ayarlaman gerekiyor. Tamam mı? Bunları ayarladıktan sonra e, yabancılar dairesinde dilekçe yazman gerekiyor. Sayı yetkili, ben işte 29 Mart 2023 tarihinden önce Almanya'ya iltica ettim. E, ekli belgelerde de göreceğiniz gibi Anabin'de e, diplomamın tanınılığı bulunmaktadır. Vasıflı nitelikli göç yasası şartlarını taşıyorum. Bu çerçevede 18A, 18B, 19C2 maddesinden yararlanmak istiyorum. Gerekli işlemleri başlatmanızı rica ediyorum. E, eğer e, karşılıklı kabul bana bu yasadan yararlanmam için e, protokolü imzaladığınız takdirde ya da izin verdiğiniz takdirde ben ilk geri çekmeyi taahhüt ediyorum diye bir dilekçe yazacaksınız. Sonra onlar size bir evrak listesi gönderecekler. Sonra davet edecekler. Protokolü imzalayacaksınız. Ve iticanızı çekeceksiniz. Eğer iticanız normal banftaysa siz çekebilirsiniz. Ama yapamazsanız bize bu protokolü yapmadan yaparsanız sıkıntıya girersiniz. Eğer işlemiz mahkemede ise idari mahkemeden iltica çekme için şu an yabancılar dairesindeki memurlar bilmiyor, ya yani çoğu bilmiyor. Onun için bir avukat vasıtasıyla bu etmemiz gerekiyor, tamam mı? Avukat da buraya e, ilgili kanun maddeleri ile beraber emsal kararları da koyması lazım. İdari mahkemeden dilekçeyi, itiraz dilekçesini geri çekmek, ilticayı çekmek anlamına gelen emsal kararlar var. Bunlar bizlerde de var. Bunlarla başvuru yapmanız gerekiyor o zaman. Yok bunu ben yapamam diyorsan arkadaş biz buradayız yani hallederiz. Anlatabildim mı? Şimdi size bir fıkra anlatayım. <laughs> Biliyorsun koç koyun kuzu. Yani koç olan erkek koyun anne. Kuzu da yavru bunlar komşu koyuna beraber ziyarete gidiyorlar. İşte o komşu koyun <laughs> şeye yavru kızıya soruyor. Evladım diyor büyüyünce diyor ne olacaksın diyor. Sizce kuzu ne cevap vermiştir? Söyleyeyim arkadaşlar. Koyun evladım büyünce ne olacaksın deyince Kızı da demiş ki, kavurma. <laughs> evet. Şimdi bilince ne olacağız arkadaşlar? Kavurma mı olacağız, kebap mı olacağız, yanacak mıyız? İşlerimiz olacak mı? İnşallah olacak yani. Sizlerin işleri olacak. 29 Mart'tan önce geldiyseniz nitelikli insan sıfatını yani nitelikli insan özür dilerim. Nitelikli kanuna uygun maddenin şartını taşıyorsanız bu yasadan yararlanabilirsiniz. Peki, nitelik gerektiren okulları bitirmediyseniz yani çırak, kalfa, ustalık, sesi, meyve, meslek yüksek okulu, üniversiteyi bitirmediyseniz ne olacak? Eğer Türkiye'de 5-10 yıllık sektör tecrübeniz varsa ve Almanya'da da aynı sektörde çalışıyorsanız 19C2 maddesi çerçevesinde eğer e, yani bulunduğunuz ziyaretin yönetimi yabancılar dairesi, başbakanı, ne bileyim üst yönetim izin verse yararlanabilirsiniz. Yani on, mesela tır şoförlerine izin verdi 19C2'den izin veriyorlar. Çünkü ihtiyaç var şu an. Eğer sizin sektörünüz alanınızda aranan mesleklerdense size de 19C2 kapsamında izin vereceklerdir. Mesela yazılımcılarda demiyor ki okul bitirme. 3 yıllık deneyim diyor yazılımcılarda. Ya da telekomünikasyoncularda. 3 yıllık deneyim diyor. Yani değerli Türkiye'deki arkadaşlar Almanya'ya gelmek istiyorsanız bakın. Tamam mı? Yapmanız gereken ne? Bu yasa daha yeni yürürlüğe girdi. Daha önümüzde 4-5 sene en az var. Rahat var. Mesela herhangi bir okul bitirmemişsiniz, 3 yıllık yazılım işinde çalışırsanız ve yazılımcı olduğunuzu ispat ederseniz sigortanız yazılımcı yatarsa ya da tır şoförü CD sınıfı hediye alırsanız nitelik kazanmış oluyorsunuz. Hiç yoktan iki yıllık çıraklık, kalfalık ustalık okuluna gidebilirsiniz. Bakın daha önümüzde sana zaman var. Yani gelişinizi iki üç yıl sonraya derteleyebilirsiniz. Yani sorun yok. Allah izin verirse, ömür verirse biz buradayız. Evet. Son bir iki soru alalım. Arkadaşlar aşırı soru var diyor. Harikasınız. Teşekkür ediyorum sorularınızdan dolayı. Her birinize teknik tek cevap vermek istiyorum ama ne yapalım? Şimdi eve gitmem lazım. Haşim Çelik. Evet. Buyursunlar efendim. Evet. Şimdi e, Haşim abi yanlış iş yapmışsın. Bak mavi kar şartını taşıyorsun. Tamam mı? Denklik sıkıntı var diyorsun ya. Şimdi denklik başvurusu yaparken 3775 öyle maaşın var. Zannedesem öyle bir maaşın var. Tamam mı? Bak. E bir de üniversite teknikersin herhalde anladığım kadarıyla. E, sorun yok. E, dolayısıyla mavi kartta bir, üniversiteye bakıyorlar. İki neye bakıyorlar? Maaşa bakıyorlar. Maaş şartını taşıyorsun. Dolayısıyla e, denklik başvurusu yaparken Mavi kart e, t, e, linkini de, yani kutucuğunu da tıklasaydın, <laughs> e, dolayısıyla iki hafta içerisinde dekliğin hali olabilirdi. Yani e, mevcut durumda e, ilgili dairenin cevabının gelmesini beklemen gerekiyor. Evet, sıradaki soru gelsin. 29 Mart 2023'ten sonra gelenler bu yasadan yararlanamaz diye kesin madde var. Bakın Almanya ikametgah yasası 10. maddeye lütfen bakınız. 10. maddenin üçüncü fıkrasının işte üçüncü maddesinin 13'e 1 ve 13'e 5 29 Mart'tan önce gelenler yararlanır diyor. 29 Mart'tan sonra gelenler yararlanır diye bir madde yok. Millet çok şey der kardeşim. O yok memur inisiyatif veriyor, inisiyatif varsa verir falan. E o zaman senden önce bir sürü gelen var. E, sürekli de çalışıyorlardı. E onlara niye oturum vermediler de deport ettiler be kardeşim ya. Yok öyle bir hikaye. Böyle şey ki rehavete kapılmayın. 29 Mart'tan sonra gelenler için iki tane yol var. Ya iticadan kabul alacak ya da Ausbildung yapacak. Evlilik yoluyla bile hani insanlar ulan nasıl eş buluyorlar ben de şaşırıyorum. Bir bakıyorum abi diyor eş buldun diyor tamam mı? <laughs> Polonyalı var, Norveçli var, Hiditfanyalı var, Alman var. Hangisiyle evleneyim diyor. <laughs> ya, ya arkadaşlar evlenseniz bile siz mülteci eşiniz de işte Avrupa Birliği vatandaşı ya da Alman vatandaşı ya. Şimdi burada şöyle bir sorun var. İlgili ee, ilgili kişinin yani o ülkenin yani mültecini olmayan kişi oturumu olan vatandaş olan kişinin çalışıyor olması ve size bakıyor olması gerekiyor. Diyecek ki eşime ben bakabilirim ve yeterli miktarda 55 ile 65 metrekare evimiz var ve şu kadar da maaşım var, eşime bakabilirim diyerek ne yapması lazım? Tahtta bulunması lazım. O zaman oturum alabilirsiniz. Öbür türlü evlilik üzerinden vermeyecekler. Bir de şöyle evlenirken insanlar genelde Alman vatandaşıyla evlenmek istiyorlar. Her ne kadar anayasa mahkemesinin kararı olsa bile, dil şartı aranmasa bile abim e, aile birleşimi şimdi Alman vatandaşıyla ya da Almanya'da oturma olan birisiyle evlendiğiniz takdirde din şartı arıyorlar. Ama Almanya'da yaşayan İtalyan, Fransız, Polonyalı, Litvanyalı, Letonyalı, Bulgar vesaire bir yani AB vatandaşı olan Alman vatandaşı olmayan birisiyle evlendiğiniz takdirde din şartı aile birleşiminde alınmıyor. Evet, ilginç bir şey. Evet. Ali Cemal Yıldırım Bey'in sorusu. Gelsin bakalım. Şimdi e, Ali Cemal Bey e, diyor ki yarın saat 14.30'da zoom görüşmemiz varmış. Bir hazırlık yapmamız gerekiyor mu diye soruyor. Teşekkür ederim nezaketinizden dolayı. Şimdi e, şöyle e, zoom görüşmelerinde yani bir hazırlık yapmaya gerek yok. Zaten biz sizin durumunuzu tespit etmek için varız burada. Ee, yani diplomanız nedir? Maaşınız nedir? Aileli mi? Ailesiz mi? İltica aşaması nedir? Bu bilgiler bize lazım. Bunları verdiğiniz takdirde rahatlıkla görüşebiliriz. Evet, teşekkür ederim. Yarın detaylı görüşürüz inşallah. Mustafa, Mustafa Keriman Bey diyor ki e, maaş e, limiti ile alakalı ücret maaş limiti var mı? Bu konu hakkında bir bilgi verir misin? Kimse bu konu hakkında bilgi vermiyor. Lütfen bilgi verin diyor. Mustafa Bey saçımı başımı yolduracağım bana. Niye böyle kimse bilgi vermiyor diyorsun ya? Bak en az iki tane videom var. Sadece bu konuyla alakalı daha 2-3 hafta diyor yapalı ya. Almanya'da maaş skalası Endget Atlas diye bir video var. Örnekleriyle anlatıyorum. Orada var kardeşim ya. Gerçekten yaptım. Kimse yapmıyor değil mi? Bak yalancı duruma düşersen. Ben yaptım. Videosu da var. Almanya'da Mars skalası Endget Atlas diye bir video var. Lütfen o videoya bakın. Tamam mı? Sayın asistanım ya o videoyu bulup açıklama kısmına ya da beyefendiyle paylaşır mısın? Arkadaşım video. He, açıklama kısmında linkler de varmış. Lütfen bakın. Şimdi Entiket Atlas dediğimiz maaş cetveli, maaş atlası, maaş skalası ne derseniz deyin. Yani bir kişi Almanya'da iş bakarken sektöre ve mesleğine göre Almanya'nın Arbeitsagentur Seken dediğimiz e, iş işçi bulma ya da çalıştırma neyse işte iş ajantasının e, bel e, belirlediği mi diyeyim ya da deklar ettiği yayınladığı web sitesinde e, bir cetvel var, maaş cetveli var. Etket yani oraya yazdığınızda tamam mı? Mesela mesleğiniz diyor. Diyorsunuz ki ben marangoz diyorsun. E, ya da tekniker diyorsun, şoför diyorsun. Yani kimyager diyorsun. Hangi meslek grubundaysan onu yazdığında orada şehri seçiyorsun. Hani bulunduğun eyaleti şehri seçtiğinde karşına o şehir o eyalette ortalama bürüt maaş ne çıkıyor? Taban maaş çıkıyor, tavan maaş çıkıyor. Nasıl yani? Mesela diyelim ki e, tır şoförü diyor ki 2400 euro taban 2300 öyle, tavan ortalaması işte 2800 euro diyor. Bunlar yazıyor kardeşim. Ent Gelt Atlas. Google'a yazdığında çıkıyor. Almanya maaş skalası diye çeviriyorum. Yani maaş cetveli. Tamam mı? Videosunu yaptık. Var. Evet. Her mesleğin ortalama bir bürüt maaşı var. O videoda detaylı şekilde izah ediyorum. Sana zahmet olmasa o diye bakmanı istiyorum diyor. Tamam Ki Mesut Meci diye evet. Teşekkür ediyorum. Çok kilo almışsın diyor. Senin sayende yola çıktın diyor. Buraları başarmış. Öncelikli olarak tebrik ediyorum. Ee, başardığın için. Ee, kilo almışsın diyorsun. Ee, bu ya bir ara 93'e kadar çıkmıştım. Şimdi 87'lerdeyim. 86-87 işte. Biraz <laughs> evet. Hedefim 82. Hedefim 82. Bakalım başarabilecek miyim? Yaklaşık bir aydır diyetteyim. Yani günde bir öğün yemek yiyorum. Başarmaya çalışacağım inşallah. Evet. Yusuf Aslan Bey, geçen hafta sizin sorunuzu cevap verememişiz. Asistanımın dikkatinden kaçmamış. Evet, sorunuzu cevaplayalım bakalım. Buyursunlar. O soru değil, bu soru değil. Evet, sıradaki soru. Hadi bakalım. Evet, son bir iki soru daha alalım. Ondan sonra müsaadenizi istiyorum arkadaşlar. Evet Yusuf Bey. 1 Mart 2024'ten sonra Almanya'ya turist vizesiyle gelenler e, bir force major mücbir bir sebep bulduğu takdirde ki mümkün ee, eğer nitelikliyse ki öylesiniz evet o zaman Almanya'da vize alma yoluyla yani çalış, Almanya vizeyle gelip iş sözleşmesini yabancılar dairesine götürüp çalışma müsaadesi oturum müsaadesi alabilirseniz. Evet, bunun yolları var. Şu an biz bu konuda baya bir hizmet verdik. Yani baya bir başvurucumuz turist vizesiyle gelip yararlandılar. Ama bunlar mavi kaş şartını taşıyanlar. Yani 29 18 Kasım 2023 tarihinde sonra gelen mavi kaş şartını taşıyanlar da vizelerini şu an çalışma müsaadesinde çevirdik. Ama 1 Mart'tan sonra ise diğer asgari ücret. Asgari ücretin bir tek üstü, mavi kartın bir tek altı olanlar da 18 a 18 b 19 c 2 kapsamında tuz gelenlerde gelenler de yararlanabilecekler. Ee, evet. Evet. Değerli arkadaşlar, baya bir soru var. Sevgili hastalarım, 3 soru daha alalım. Ondan sonra ben müsaade isteyeceğim. Evet. Ne zaman? Ne zaman iltica etmiş? 24 Temmuz 2023'te iltica etmiş. İkincil koruma dediğimiz Zubzedere Şuts almış. Evet. Şimdi e, Zubzedere Şuts alanlar yani ikincil koruma dediğimiz kişilere pasaport, seyahat belgesi vermiyorlar ama Oturum hakkı veriyorlar. Zubzedere şu bir yıl, bir yıl uzatıyor. Bazen bir artı iki, bazen iki artı bir. Ama üç yıllık çok vermiyorlar. Genelde bir bir işkence gibi ama veriyorlar yani neticede. E, ve e, aslülük yapabilirsiniz. E, sizin gerekçeniz devam ettiği sürece, bakın bir, gerekçeniz devam ettiği sürece bu yasadan yararlanabilirsiniz. Eğer ben Zubsit'e şu aldıysanız, ben de olsaydım alır almaz hemen itiraz ederdim. Hiç yoktan onu Flüçling'e, mültecilik statüsüne çevirebilirdim. Yani itiraz edebilirdiniz, etmemişsiniz. Bu da güzel bir oturum. Yani sorun, sorun değil yani neticede. Burada e, bir yıl bir yıl uzatılacak, uzatacaklar. Endişe edecek bir durum yok öncelikle olarak onu söyleyeyim. Ve dil kursuna gidin ve oradan da Ağustos'a geçebilirsiniz. Ağustos'a aldığınızda size normal oturum verecekler. Bir yol bu. İkinci yol ise 18a 18b ya da 19c2 maddesinden yararlanabilirsiniz. Yani o oturum türünüzü çevirebilirsiniz. Hatırlıyor mı? Yani 18a 18b 19c2 çerçevesinde yararlanabilirsiniz. Dolayısıyla oturum türünüzü de değiştirebilirsiniz yani tercih sizin. burada ne yapın? Ausbildik yapmak isterseniz yapabilirsiniz engel bir durum teknik olarak görmüyorum. Evet. Ben, ben, ben 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 yine de hani bu alternatif tıpçılar ne diyor? Yine de uzman bir doktora sorun diyor ya. Yine de siz yabancılar dairesinde sorun tamam mı? <laughs> ya da uzman bir avukata sorun diyorlar. Yani ben öyle söylemiş olmuyor ama benim söylediğim de geçerli. Tamam. Evet buyurun. Evet, değerli sıkı takipçilerimizden Doğan Canayva, selamlıyorum. Pasaport problemi var, Türkiye hakkında yakalama kararı olduğu için herhalde. E, pasaport konsolosluktan pasaport veremeyecekler hakkındaki soruşturmadan dolayı pasaport veremeyeceklerine dair bir belge vermişler. İşte e, bununla ne yapabilirim diyor. Şimdi Doğan Can Bey, e, teşekkür ederim. Harika bir soru, öncelikle olarak onu söyleyeyim. Çünkü, Pasaportu olmayanlar ya konsolosluktan pasaportu olmadığına dair sizin gibi yazı alacaklar. Eğer konsolosluk bu yazıyı vermiyorsa ya avukat vasıtasıyla ihtar çekeceksiniz ya da noter vasıtasıyla ihtar çekip pasaport alamadığınızı ispat edeceksiniz. Birincisi bu. Bunu ispat ettikten sonra ikinci olay devreye giriyor. İspat edemedikten sonra e, e, ikinci olay bu. Hani belgeyi aldınız. Neticede sizin elinizde şu an bir belge var. E, yabancılar Dairesi sizi e, bu yasadan yararlanmak için, protokol imzalamak için e, size bir randevu verecek. Randevu günü gittiğinizde bu kağıdı vereceksiniz. Bu kağıdı verdiğinizde size Almanya kendi seyahat belgesini, gri renkli seyahat belgesini verecek. Bir de oturumunuzu verecek. Hatırlıyor mı? Evet. Son sorumuzu alalım. Evet. Şimdi e, denklik istediler, iş ilişkisi istediler. 3700 euro üzeri maaş göstersek bunu aşabilir miyiz diyorlar. E zaten iki yıllık mezunuyum bu. Ya 2 e, iki yıllık mezunmuş, alan dışı çalışsam olur mu diyor. Şimdi iki yıllık mezunsanız eğer ana bin çıktısına, ana bine bakınız. Reklamenti mi, niş reklamenti yapmayın. Önce ona bir bakın. Niş reklam denklik mecburiyeti yok ama reklam denklik mecburiyeti var. 3.775 euro üzeri e, bir maaşınız varsa e, buradan mavi kart e, başvurusu yapabilir. Denklik işlemlerini mavi karta göre yapabilirsiniz. O zaman iki hafta içerisinde denkliğiniz çözülür. Aksi takdirde ya kafasından işlemleri yürütmeniz gerekiyor ya kafasından işlemleri yürütmeniz için de. Oraya denklik başvurusu yapmanız lazım. Acelecinizi anlıyorum ama yani bir kere denkliği çözmeniz gerekiyor anladığım kadarıyla onu görüyorum. O iş ilişkisi beyannamesi eklenik sun beşerlik sun ferhat istediğimiz bir şey. Yani ne demek C bu? Siz zaten eğer bir işte hani iş bulursam 3700 anladığım kadarıyla iş bulamamışsınız bu şu demek. Bir siz iş bulacaksınız iş sözleşmesi imzalayacaksınız. İş sözleşmesi imzaladığınız kişiyle zaten firmayla ekler hukusun beşeftik ferhat nasıl imzalamak zorundasınız. Yani o belgeyi zaten verecekler size. Burada sizin için şu an yapmanız gereken önce denklik işlemini halletmeniz lazım. O zaman ne yapıyoruz? Denkliği hallediyorsunuz. Sözleşme imzalıyorsunuz. Ekleyerek sun beşefte gün dediğimiz e, iş ilişkisi beyanamesini firmada oduruyor. Kira sözleşmesi, pasaport, bir adet fotoğraf 100 euro para ile yabancı adaysına başvuru yapabilirsiniz. Evet yoruldum arkadaşlar. Sorun soru. Kim? Kim? İbrahim Caymaz, İbrahim Caymaz danışmadan aranıyorsunuz. Lütfen danışmaya geliniz. İbrahim Caymaz Bey, e, yani sorumu soruyorum, niye görmüyorsunuz diye sormuşsun ama o kadar hızlı akıyor ki şu şey, soru e, şeyi. Ya, so, sorunuza rastlayamadık. Lütfen e-mail atınız. Tamam mı? E-mail e atınız. Altta, bantta, bakın e-mail adresimiz var. Lütfen oraya e-mail atınız. Tamam mı? Size yarın e, cevap verelim. Sevgili arkadaşlarım bu notu al İbrahim Caymaz ve cevap verelim. Lütfen sorunuzu detaylı şekilde yazın. Size yarın cevap veririm. Çünkü sorular akıyor ve bu akışın içerisinde sadece sizi neyi gördük? Sitenizi gördük. Sitevini anlıyorum. Sitevinizi anlıyorum ama ne yapalım? Hatasız kul olmaz. Ne yapalım? Evet. Ya son soru diyor ya. Beş defa son soru dedin ya. Yeter daha işte. Son soru. Tamam. Evet. Hadi tamam. Bu bu. Bak. Kim? Evet. Taylan Evedenci. Hiç yabancı gelmiyor bu isim bana ya. Evet. Taylan Evedenci. Buyurun. Evet. Tayyip izleyicilerimizden bize teşekkür ediyorum. Buyursunlar efendim. Son olarak siz. Apşibük, dulduk olanlar bu yasadan yararlanabilir mi diyorlar. Şimdi yasanın bir yerinde dulduk olanlar bu yasadan yararlanamaz diye bir madde gördüm. Ama detayına bakmadım. Şimdi geçen hafta da demiştim duldukla ilgili çalışıyorum diye. Şimdi bu hafta 3-4 gün yani pazartesi güne kadar bu dulduk meselesini çözeceğim arkadaşlar. Neyin nesi? Apşibük dulduk ya da beşleftekin dulduk ya da e, normal dulduk. Dulduk'ta olanlar yararlanabiliyor mu? Bunlara bakacağım. Yasada neyi kastediyor? Tam o konuyu e, bilmiyorum. E, onu öğreneyim. Ondan sonra sizi bilgilendireyim. Olur mu? Çünkü benim bir arkadaşım var. Şu an Dulduk'ta duruyor. Ona e, yararlanmak için müsaade ettiler. Ama o sırada işten e, ayrılmak zorunda kaldı. Normalde yabancılar dairesi Dulduk'ta olduğu halde bu yasanın yararlanmak için müsaade edeceğine dair yazılı metin verdi. Ama yasada da durduklu olanlar yararlanamaz diye bir ibare var. Bir kafa karışıklığı var orada. Onu bir öğreneyim. O da haftaya inşallah e, cevaplayayım. Olur mu? Anlayışınızdan dolayı teşekkür ederim. Bir Mart'ta dil okulu çalışma izni başlıyor mu diye. Arkadaşlar 23 Aralık 2023 tarihinde yeni bir değişiklik yapıldı. Mülteciler bugünden yani 23 Aralık'tan itibaren 1 Mart'ı beklemelerine gerek yok. Yani hala başvuru yapabilirler mülteciler. Bugün de yararlanabilirler. Yani ortada bir yanlış anlaşılma var. Memurlar yani olaya dikkat etmemiş olabilirler. 23 Aralık 2023 tarihli ek değişiklik kanun maddesinin çıktısını alırsanız işlemleriniz yürüyecektir. Evet biliyorum e, imkanlar kısıttı. E, herkesin imkanı parası olmayabilir. Ama işinizi sağlıklı yaptırmak isterseniz e, işim çok bu işe vakit ayıracak vaktim yok diyorsanız abi bu işi kaldıracak psikoloji sitesim kalmadı hanım evde bastırıyor, Türkiye'den bastırıyor diyorsanız profesyonel hizmet almak istiyorsanız ben buradayım. Ee, sizden, sizden iki şey rica ediyorum. Bir, sorusuna cevap bulamayan arkadaşlar alt altta mailimiz geçiyor. gmail.com Oradan bize yazabilirsiniz. Bu bir. İkincisi, görüşme talep arkadaşlar. Görüşmelerimiz e, yani 25, 15 dakika yarım saat ve 30 dakika olmak üzere o 25 euro, 50 euro ve 100 euro'luk görüşme şeylerimiz var. Açıklama kısmında linkimiz var. E, linkten bize ulaşabilirsiniz. Yani bana ulaşabilirsiniz. E, bu noktada avukatımla, arkadaşlarımla, e, çözüm ortaklarımla, ekibimle emrinize havadıyız. Her türlü desteği verebiliriz efendim. Evet. Her nerede yaşanır, yaşatılıyorsa demişlerdi bir gün. E, siz hepinize sağlıklı, hayırlı, güzel günler diliyorum. Bir sonraki video çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. İyi akşamlar efendim.